Efendim Can TV 24 ekranlarından hepinize merhaba. Bu akşam bir konu programımızda Erzincan Valimiz Sayın Süleyman Kahraman'ı konuk ediyoruz. Sayın Valim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bu cumartesi pazar günleri de fark etmiyor. Mesai mefhumu sizin için herhalde yok gibi öyle anlaşılıyor. Yani valilerin mesai mefhumu olmaz. Evet. Valiler 24 saat görevdedir. Cumartesi pazar. Yani şöyle diyeyim 7-24 görevdedir valiler. Onun için dediğiniz gibi valilerin cumartesi pazarı yok. Efendim evde hanımefendilerden şikayet gelmiyor mu? Geliyor. Cumartesi pazarda biraz. Aslında gelir. Geliyor değil geliyor, mi? Geliyor tabii. Yolup çekiyorsunuz. Evet tabii her zaman değil tabii ama tabii onlara da vakit ayırdığımız oluyor yani. Doğru. Evet. Değerli izleyenler Sayın Valimizi kamuoyu ve Erzincanlı hemşerilerimiz yakından tanımakla beraber biz biraz daha yakından tanımanızı istiyoruz. Dolayısıyla programımızın bu birinci bölümünde Sayın Valimizin bir aile reisi olarak, bir hemşeri olarak, bir baba olarak tarzını yakından tanımaya çalışacağız. Ben bir de kendisinde yakinen gördüğüm ve izlediğim çok zengin bir gönül dünyası, iç dünyası var. Bu onun yürüttüğü görevde de ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla şimdi şöyle diyelim efendim Sayın Valim insanlar özellikle gençler başarılı insanların yani makam ve mevki sahibi insanların sanki hep doğdukları günden beri mevki ve makamlarda oturarak geldiklerini zannediyorlar. Oysa onların geri planlarında da sıkıntılı yıllar, mahkumiyetler, zorluklar var. İsterseniz sizin öğrencilik yıllarınızdan efendim başlayalım. Nasıl bir aile ortamında, sosyal ortamda büyüdünüz? Yani aile ortamı yani çok diyemem ama şöyle asıl bir sosyal ortamda büyüdüm. Şöyle tabii ben çocukluk yıllarım yani ilkokul bitirene kadar köydeydim. Köyde okulu bitirdim. Tabii, köy ilkokulu. Evet, köy ilkokulu da bitirdim. Tabii o ilkokulda da durumum iyiydi yani o okulu birincilikle bitirdim. Tabii öğretmenlerimle, arkadaşlarımla ilişkilerim gayet iyiydi. Sosyal bir insandım o zaman. Tabii bu bizim bu neşemizi, huzurumuzu bozan şeyler oldu. İşte annem ben 7 yaşında kaybettim. Rahmetli oldu. Ondan sonra tabii o zaman bir huzurumuz bozuldu. Evet. Neşemiz kaçtı. Tabii babam bir hanımla evlendi. O da annemiz değil mi? O da fazla durmadı. O da gitti. Onda o gidişi akabinde, ayrılması akabinde babam da tabii rahmetli oldu 2 sene sonra. İyice huzurumuz kaçtı. Aile ortamı tamamen dağıldı yani. Dağılınca tabii biz de tabii o şartlarda kendi kendimizi yönetme durumunda kaldık. En büyük ablam işte 15 yaşındaydı. Evet. Ondan sonra, ailenin kaçıncı çocuğusunuz efendim? Ben en son çocuğum, en son. En küçük. Evet. Yani o zaman babam öldüğünde 9 yaşında, annem öldüğünde 7 yaşındaydım. Ondan sonra böyle bir kendi kendimizi idare etme, kendi kendimizi yetme durumunda kaldık. Elbette akrabalar vardı ama akrabaların yani ilgilenmesi anne babanın ilgisi kadar değil. Tabii bu zor şartlarda işte ilkokulu köyde bitirince yine o yıllarda tabii yetiştirme yurdu vardı, uygulaması vardı, yetiştirme yurdu. Orada tabii 2 abim, bende bir ikiz abilerim vardı. Onlar yetiştirme yurduna gittiler. Oraya verildi. Tabii en büyük abimle ben kaldım. Ablam da evlendi. Tabii Kırıkkale'de bir biriketten bir ev tuttuk. Evet. Kendi evimiz vardı ama kira vermedik. Biriket tabii. Yani evin altına bir tabana bir tahtadan şey yaptık. Tabanlık yaptık. O bizi çok mutlu etmişti yani. Döşeme. Döşeme. Yer döşemesi. Yani daha önceki böyle şeydi. Beton üzerine halı değil, kilimse dedik yani. Kilimse. Halı nerede bulabiliyorduk o zaman? O zaman halı? Ya halı çok lükstü bizim için. Pahalı bir malzeme. Evet. Birikette tabii biriket ev nasıl? Bir sıra biriketli yani. İkinci sıra değil. O şartlarda 2 sene idare ettik. Kırıkkale'de abimle beraber. Sağ olsun abim de çok fedakarlık yaptı. Yani bana annelik babalık yaptı. Yani birbirimizi idare ediyorduk o zaman.
Evet, o yani ben diyelim 11-12 yaşında yemek yapmaya başladım. Evet. Çamaşır yıkamaya başladım. Her şeyi kendim yapıyordum o işleri. Evet, tabii böyle bir apartman katı değil evimiz. Bir tek katlı bir gecekondu. Gecekondu, affedersin, tuvalet dışarıda, banyosu falan, banyo mutfak karışık bir şey. Yani evet, öyle evet. İki sene idare ettik. Ondan sonra tabii o yıllarda gene başarılı oldum Allah'a şükür. Demek ki zorluklar insanları biliyor. Kırıkkale'de böyle. O zaman Kırıkkale Lisesi'nde okuduk. Lise 1, orta 1, ortaokul ve lise evet. Kırıkkale'de geçti. Yok yok, orta 1, ortaki evet. Orada okudum. Kırıkkale Lisesi'nde okudum. Yani orta kısmında okudum. Ondan sonra tabii o soğuk bir taraftan, yokluk bir taraftan yani ne derseniz var. Şükür hani Allah, hani derler ya, sahibinin sahibi Allah'tır. Evet, evet. Allah sahip çıktı. Biz yine o şeyde de yani azmimizi, gücümüzü, kuvvetimizi kırılmadı şükür yani. Allah yardım etti. Ondan sonra tabii orta 3'te Ankara Mamak Ortaokulu'nda okuduk. Ablamın yanında kaldım. Onda da tabii zor şartlar altında kendini idare ediyorlardı. Ablam, eniştem tabii bir yerde çalışıyor. Ego da bilet kesiyor fakat ablam da çalışmıyordu. Onların çocukları vardı. Çok zor şartlar altında böyle bir ortaokulu bitirme noktasına geldim. Ve o zaman ortaokulu 3. bitirdim o zaman. Ondan sonra tabii liseyi de Ankara Kurtuluş Lisesi'nde bitirdim. Liseyi Kurtuluş Lisesi'nde okudum 1. sınıfı. Tabii burada okurken ne şartlar ya. Tabii benim gelecek kalacak yerim yok, abilerim. Onlar yüksek öğretim yurdunda kalıyorlar. Ben onlarla beraber kalıyorum. Lise öğrencisi kalıyorum. Ondan sonra tabii o zaman olaylar var 1971'lerde. Kaç yıllar efendim? 70. O evet. Hem de nasıl işte o yurtlarda işte Mahir Çayan, Deniz Gezmiş hepsi gelip gidiyor o yurda. O zor o şartlar altında yurda şey lise 1'i okuduk. Yani biraz yurtta, biraz evde, şurada, burada. Daha sonra tabii baktık olacak gibi değil. Yine abin sayesinde sağ olsun onu bir yetişti şeye Haydarpaşa Lisesi'ni yatılı okudum. Lise 2, lise 3 orada yatılı okudum. Yatılı okuyucu biraz daha rahattık ama yatılı lise, Haydarpaşa Lisesi yine soğuk. Yani orada diyelim ki arkadaşlarım ötütte bir minder var, sünger minder. Evet. Bulduğunuz zaman orada çok mutlusunuz yani. O sünger minderimiz de yok yani. Yani otururken sıraların üzerine tahta sıraya tabii. O sabah etütleri, akşam etütlerde sıraları soğuk oluyordu. Oturmak için minder gerekiyordu. Minderi bulan çok mutluydu. Biz de onu da bulamazdık tabii. Yani tabii o yıllarda tam hem şey ortaokul ve lise yıllarında hem çalışıp hem okudum yani. Tabii orta yıllarında yaz aylarında köye gidiyordum. Köyde şey yapıyoruz, çiftçilik yapıyorduk yani. Amcamlara yardımcı oluyordum. Köyde çalışmaya devam. Tabii orada. Yani çiftçilikte ne varsa bağ çapasıdır, ondan sonra bağ bellemesidir, ondan sonra ekin ekmektir, ekin biçmek, ondan sonra sap toplamak, ekin sapları toplamak, onları yüklemek falan her şey var. Harman sürmek, bunun hepsi var. Ondan sonra tabii lise yıllarında inşaatlara çalışmaya başladık. Tatillerde inşaatlarda çalışıyordum. Tatiller tabii. Yani şey zamanında okul döneminde okuyorduk yani böyle. Şimdi efendim biraz geriye gidelim. Evet. 7 yaşında yetim kalmak ve bir sosyal sarsıntıdır. Bir aile tabii. İçin ciddi bir değişimdir. Evet, ciddi. Dolayısıyla mütakiben de mali sıkıntılar, köy yerinde büyümüş olmanın verdiği bazı zorluklar, tabii, şehire tabii bu. Şimdi o zamanki Süleyman Kahraman neyi hayal ediyordu? Vallahi o çünkü zaman güçlü gerekçeleriniz var. Evet evet. O zaman şöyle yani ki kaymakamlığı, valiliği hayal etmiyordum. Biraz diyeyim hele bir şeye bitirelim. Ortaokulu bitire yani yakın hedefler. Yakın hedefler vardı yani. Bu malumun o şartlar çok zor ve ağır. Yani ileri hedeflemek mümkün değil. Hele bir şey yapalım. Ortaokul liseyi bitirelim diye şey yaptık ama yine benim hayalimde bir yine kaymakamlık vardı. Yani kaymakam olup da işte böyle durumda olan insanlara, benim durumda olan insanlara yardımcı olmak, öksüzdür, yetimdir, garip kurama yardımcı olmak da öyle bir niyetle valiliği veya kaymakamlığı düşünüyorduk ama
Çok uzak bir hedefti yani tabii. Yani biraz da evet. Öyle şey yaptı. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Evet. Bizim önceki hafta Erzincan Lisesi'ndeki seminerimizin hitamında, bitiminde efendim çok nezih ve dikkat çekici bir kısa konuşmanız oldu. Aslında onu açmak lazım. Evet. Son cümleniz şuydu. Ne olursan ol ama önce adam ol. Evet. Şimdi sanki bunun içinde gizli bir şey var yani. Evet, bir, tabii. Onu biraz açalım efendim. Yani şimdi, insanlar mevkiyi, makamı, servetini için elde ederler. Adam değilse neye yarar? Evet, şimdi şöyle bir şey, çok iyi bir noktaya değindiniz. Yani hani bir şey var, bir adamın oğlu, bir adam yani bir insan öyle diyeyim, vali olmuş da demiş ki ya, daha önce babası demiş ki oğlum sen adam olamazsın. Sonra neyse adam okumuş, şey yapmış, bir şekilde gitmiş, vali olmuş, demiş ki vali olunca ilk etapta demiş babamı çağırayım mı gelsin demiş. Neyse babasını çağırttırmış, gelmiş, bak demiş baba sen adam olamaz demiş, bak vali oldum demiş. Oğlum demiş sen vali olmuşsun ama adam olamamış şimdi. Tamam doğru da vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Şimdi adamlık ayrı şey, valilik ayrı şeydir. Veya bir zengin olmak, imkan sahibi olmak, yani işte ne diyeyim yani bir mühendis olmak, zengin bir iş adamı olmak, yani ne diyeyim artık. Hayatta olacak çok şeyler var biliyorsunuz. O ayrı şey, o da adam olmak ayrı şeydir. Doğru. Yani adam yani insanları tanımak, insanların halinden anlamak, ne diyeyim, diyargam olabilmek. Diyargam. Ondan sonra ne bileyim, kendini karşıdaki insanın yerine koyabilmek, mütevazi olabilmek, sonunda insan olmak yani aslında. Önce onu olmak gerekir ki, yani görüyoruz ki bu hayatta her şey olmuş ama adam olmayanların şeye düştükleri durumlara, düştükleri seviyesizliği biliyoruz. Evet. En mühim şey önce adam olmak, insan olmak, gönül insan olmak tabii. Her şeyden önce odur. Yani insanların da, toplumdaki insan da, yani insanlar da bunu şey yapıyor, bekliyor. Herkes de bunu bekliyor. Önce bir adamlık bekliyor, bir insanlık bekliyor. Ondan sonra ayrı şey tabii. Eğer bu varsa, adamlık, insanlık varsa, o toplumdaki insanlar da size öyle, ona göre değer veriyor, ona göre sizinle ilgileniyor yani. Evet. Şimdi Sayın Vali, bu dolayısıyla konu şöyle bir yere geldi. Evet. Efendim genellikle kamu yöneticileri vatandaşla, halkla olan ilişkilerini evrak üzerinden yürütürler. Evet. Yani arada evrak dediğimiz, kağıt dediğimiz bir şey var. Ama sizin tarzınızda bu yok. Sizin tarzınızda doğrudan evrak aradan çıkıyor, insan insana temas. Evet. Yani maşallah bakıyoruz yani bir günde 4 yer, 5 yer, 6 yer efendim işte şehit ailesi. Evet. Oradan çıkıyorsunuz nikah şahitliği. Oradan çıkıyorsunuz efendim huzur evinde bir çay içmeye. Evet. Oradan çıkıyorsunuz Ahıskalılar. Ahıskalılardan çıkıyorsunuz yerlerde. Evet. Böyle insan insana bir temasınız var. Evet. Bu yani sizin kendi hafızanıza dayalı bir tarzdır ve doğaldır. Evet, doğru, evet. Doğal. Bu da yönettiğiniz yerler için bir avantaj. Avantaj ama doğru olan kamu yönetim tarzı da Sayın Valim bu değil midir? Budur tabii. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir noktaya değindiğiniz için oraya yani şimdi bu noktaya getirdiğiniz teşekkür ediyorum. Efendim şöyle bir şey var. Şimdi bizim devletin dili yazılı diye bir şey vardır. Kural vardır. Devletin dili yazılıdır. Tamam. Her şey yazılı olur ama o devletin kendi iç işleyişinde bir yazılı kurallar vardır yani. Bu olmazsa olmaz tamam ama bir devletin de yani biz hani devletin valisiyiz, bir halkın da valisiyiz, bir herkesin valisiyiz. Biz bu nasıl hep evrakla mı konuşacağız? Ondan sonra hep yani bir kağıtla mı konuşacağız? Hayır. Asıl bizim insanlarımız da doğrudan doğruya temas etmemiz gerekir. Ve onları halini anlamamız lazım. Evet. Valilik budur yani. Yani o zaman insanların şey taleplerini, ondan sonra ne bileyim işte isteklerini bir bilgisayara yüklersiniz. Evet. Bir kağıtsı karşısına kağıt verirsin, olur gider. Ama öyle değil ki yani. İnsanlar, karşındaki insan var, onun bir şeyi var. Duygusu var, düşünceleri var, sevgisi var, nefreti var. O insanlara tabii temas ettiğiniz zaman, o insanlarla buluştuğunuz zaman sizi yakından anlayabilir ve o insan mutlu olabilir.
Ya mutsuz olabilir neyse ama muhakkak muhakkak karşıdaki insanlarla, insanlarımızla muhakkak temas etmemiz gerekir. Olmazsa olmaz bu şey. Şimdi o duygusun düşüncesini bir başka türlü anlamak mümkün değil. Görüşemezsiniz. Öyle insanlar geliyor ki yani böyle bazı diyelim ki sıkıntısı var. Evet. Belki çözemiyoruz ama onun insan bir valiyle görüşmesi, valiyle ne bileyim bir çay içmesi onun bütün sıkıntısını alıp götürüyor. Ama diyor ki ya bu da benim tamam şu sıkıntım vardı ama Sayın Valim bu çözülmedi ama diyor, ben diyor, mutlu olarak ayrılıyorum diyor. Mutlu olarak ayrılıyor evet. Tabii. En önemli şey insana beşeri münasebet. Valilik beşeri münasebettir. Ya olmazsa olmaz yani. Ben de şimdi diyelim ki eğer sürekli evrak üzerinde çalıştığım bir günü de zaten ben kayıp gün olarak kabul ediyorum. Yani çünkü o evrakla bir şey olmaz. Asıl kayıp, devlet kayıp gün. Evet, bir kayıp gün kabul ediyorum evet. Evrak üzerinde çalıştığım günü kayıp gün kabul ediyorum. Muhakkak o gün muhakkak insanlara temas halinde olmamız lazım. Muhakkak insanları görmem lazım. Diyelim bir hastayı ziyaret etmem lazım. Bir fakirin evine gitmem lazım ki onun mutluluğunu ben muhakkak görmek istiyorum evet. Yani. Sayın Valim evet. Şimdi burada enteresan bir şey kural evet. Devreye giriyor. Sevgi evet. Yukarıdan yayılır. Evet evet. Sevgi yukarıdan evet. Yayılır. Evet. Şimdi tabii sizin bu birebir evet. insan ilişkileri evet. efendim mahiyetinize de yansıyor. Tabii elbette. Biz üçüncü göz olarak evet, doğru. bunu gözlüyoruz. Evet. Şimdi efendim Erzincan valiliğine gelmeden önce daha evet. önce de valilik evet. görevinde efendim kaymakamlık evet. görevleriniz, mahiyet memurluğu şeyleriniz evet. oldu. O zaman bir gün vali olursam şöyle bir şey yapacağım dediğiniz bir şey oldu mu var mı? Valla şimdi aslında çok şey var. Çok şey var. Evet evet. Çünkü şöyle özellikle vali olduğum zaman şunu yapacağım şu yani yapmak istediğim ya hayal ettiğim şuydu. Öksüz yetim garip kurabaya sahip çıkmak. Çünkü onların durumlarını çok yakından biliyorum. Benim yaşadığım bir olaydı yani. Evet. Onlara sahip çıkmak özellikle. Öksüz yetim, garip kurabaya sahip çıkmak. Onlar için bir şeyler hizmet yapmak. Hı hı. Onun için işte icabında binalar yapmak. Onun için yine ne gerekiyorsa tabii. Evet. Sağlık hizmetleri. Sağlık hizmeti tabii. Elbette, tabii. Eğitim hizmetleri. Eğitim, eğitim bir de eğitim tabii. Özellikle eğitim yani. Dolayısıyla sizde efendim bir, bu evet. sakin yapınızın arkasında bir seferberlik ruhu var. Onu evet, yani. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben her zaman sakin değilim yani. Yok, evet. genel olarak doğru. Sayın Varmış evet. sakindir. Yani evet, sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi. Ya şimdi sakin olmazsanız, vatandaş sizinden irtibat kuramaz, temas kuramaz, size yaklaşamaz yani. Evet. Yani sakin ve hoşgörülü olmak zorundayız. Yani vatandaşta Çakkaş ve Celalli şeyi yok. Çok fazla mesafeli olur o zaman. Evet, o zaman vatandaş yani. Size yaklaşamaz, siz ona yaklaşamazsınız. Siz yaklaşsanız o sizin derdini anlatamaz yani. Onun evet. için böyle olmakta fayda var. Evet. Şimdi efendim bu evet. gezdiğiniz farklı mekanlar, platformlar, yerler, köylere gidiyorsunuz, evet. ilçelere gidiyorsunuz. Daha önceden bir evet. hizmet yapmıştınız. Bu hizmeti alan halkın o hizmetten istifade ettiğini görünce nasıl bir mutluluk. Şimdi böyle mutlu oldunuz. Ama evet. gece saat 12'de de eve geldiniz. Yemekler de soğumuş. Şimdi bir sıkıntı çıkıyor mu? Yok sıkıntı çıkmıyor. O mutluluğu nasıl paylaşıyorsunuz evine? Yani evde muhakkak paylaşırım. Zaten o evdekiler bizim... Anlatılır değil mi? Evet. Anlatırsınız evde. Anlatırım elbette yani. Şimdi yani şöyle şöyle oldu, böyle oldu. Hani insanlarla olan temaslarım, onların mutluluklarını paylaşıyorum ben yani. Evdekiler paylaştığımızda onlar da mutlu oluyorlar tabii. Yani evet. O saatte bir yemek soğuması pek önemli değil yani. Evet, önemli o şeyin mutluluğun sıcaklığı yemeğe de ısıtıyor evet. yani. Evet. Şimdi efendim bir başka zorluğu daha var. Valiliğin diğer kamu görevlisi arkadaşlar evet. da ben aşağı yukarı evet. demek ki 40 yıla yaklaştı evet. benim mesleki şeyim. Doğru. Bu süre içerisinde görev yapan, çalıp birlikte evet. olduğumuz sayın valilerimiz, evet. emniyet müdürleri, evet, diğer kamu görevlileri falan. Bizim Erzincan'da bir laf var, gelen evet. ağlar giden ağlar diye. Evet, değil mi? Gelen ağlar. Şimdi sebebi şu, Erzincan halkının da böyle kadir, şinas ve şey bir yapısı var, munis, evet. Evet, evet. bir yapısı var. Siz de
Evet. Çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Daha önce görev yaptığınız yere de emek verdiniz. Evet. Kaymakamlık yaptığınız yere emek. Şimdi oralardaki o şeyleri daha sonra takip ediyor musunuz? Ahmet Efendi ne oldu? İşte hastanenin inşaatını yarım bırakmıştık, evet. Ne oldu gibi bir şey. Tabii gibi. Evet. Yani bırakın şimdi o şeyi takip etmeyi. Daha önce kaymakamlık yaptığım yerlerdeki şeyi takip etmeyi, insanları takip etmeyi. Müfettişlik yaptığım yerlerdeki de şey yapıyorum, onları takip ediyorum. Evet. Yani diyelim ki bir yerde kaç gün kalmışım, bir ay kalmışım değil mi? Diyelim ki Erzurum'da bir ay kalmışım, o zaman ne vardı onu takip ediyorum yani. Ta o yıllardan diyelim ki, örneğin Erzurum Uzundere'de bir teftişte bulunmuşum. O yıllardan daha görüştüğüm insanlar var yani. Ondan sonra tabii onlara soruyoruz. Diyelim ki, o okul veya yurt ne alemde? Ondan sonra şöyle diyeyim, çok güzel bir nokta değindiniz. Bir gün tabii beni şeyden aradılar. Çorum Ortaköy'den. Kaymakam vekiliyim tamam. Fakat fazla bir şeyden anlamıyorum yani. Vurup geçiyorum o yıllara. 1992'de, 82 yılında. Oraya bir çok uzak, 3-4 kilometre bir Suyolu mahallesi var. Oraya bir cami, oranın camisi yok. Fakat orada vatandaş çok mağdur, ta aşağı gidip geliyor. Yağmur, yağış, kış gidip gelemiyor. Orada işte fazla incelemeden ben oraya bir caminin temelini attırdım. O zaman tabii şey, evet. İhtilal yılları ya. 1980'den sonraki yıllar. Neyse öyle böyle artık daha sonra takip ettik. Cami bitmiş yani. Tabii ben fazla kalamam, 2 ay kaldım orada. Cami bitmiş, daha sonra caminin ismini bana söylediler, Süleymaniye koymuşlar. Bunu, efendim marifet iltifada da evet, sağ olun. Ya demek o yıllarda kadişnaslık yapmış. Evet, yani takip ederim. Yani hem insanları takip ediyorum. Yani dediğim gibi mesela diyelim ki şeyde Sivas Zara'da bir şey var, muhasebe müdürü vardı. İsmi Servet Ağar'ı hatırımda. Evet. Çok iyi bir müdürdü. Çok çalışkan. Mesela onu hiç unutmam yani ben. Onu hep sorarım. Ne yapıyor, ne ediyor filan yani. Bazı iz bırakanları sorarım. Şey yaparım. Evet. Yani bir teftiş yaptım yıllarda ya ama dediğim gibi yani kaymakamlık yaptığım, valilik yaptığım her şeyi sorarım yani. Ne durumda, vatandaş ne durumda. Diyelim ki Erzincan şeyde Karaman'da biz Karaman. Şey Ali Hoca var. 92 yaşında. Ve Kızılay Başkanı hala. Hala Kızılay Başkanı. Hayatta. Maşallah. Hala Kızılay Başkanı. Beraber yurt yaptık ondan. Daha çok işler yaptık ama onu ben hiç unutamam yani. O yaştaki o enerjiyi, o çalışkanlığı hiç unutamam. Ve hala da çalışıyor. Hala bir şey yapmak istiyor yani. Tabii o bir yurt yaparken kız yurdu yapıyordu. Çok çaresiz kalmış. Gelen yetkililere bir şeyler söylüyor. Ya şunu yapalım, bunu yapalım falan diyor. Kimse bir ses vermiyor. Dedim ki artık kenara çektim. Dedim Ali amca, Ali hoca hiç yapma sen. Kendini yorma. Dedim, Allah'ın izniyle bu yurdu bitiririz dedim sen. Canı sıkma. Gerçekten de bir sene sonra o yurdu bitirdik. O yurt yapılırken ne kadar güzellikler oldu bilemezsiniz yani. Yani, belki daha nice yurtların önü açıldı. Evet, tabii açıldı. Evet. Yani 92 yaşındaki birisinin evet. De liderlik yapması fevkalade. Tabii. Bizim tabii. Erken emekli olmak isteyen evet. Dostlarımıza Ali Hoca ile tanıştıralım. Tabii inşallah. Şimdi ben herhalde bu pozisyonlar değişse de evet. İnsanlığın baki kalması, tabii. Vefalı olmak da tabii, adam olmanın tabii. Çok önemli bir parçası. Tabii evet. Şimdi Sayın Valim şey... Spor yapar mısınız? Yapıyorum evet. Efendim hangi spor yapıyorsunuz? Yüzme. Tam kaç seneden beri? 2000 şöyle 1990'dan beri yapıyorum yani. 90'dan beri yapıyorum. Peki evet. Burada yapıyorum. Erzincan'da bu imkanı havuzda mı? Havuzda tabii. Yüzmesi. Havuzda yüzüyordum yani. Bu çok iyi. Evet. Kitaplarla aranız nasıl? Valla fırsat oldukça okuyorum. Çok iyi değil ama fırsat oldukça okuyorum yani. Bir düzenli böyle bir... Çok farklı. Düzenli değil ama evet. Ama şimdi genel olarak yanımda muhakkak bir kitap bulundurmam gerekiyor. Bulunduruyorum da yani. Okusa da okumaz, yanımda kitap olması lazım. Kitap olması lazım. Evet. En azından kitapsız olmamak lazım.
Kitap mutlaka lazım, evet. Evet, bir tane kitap olması lazım. Şimdi geriye doğru baktığımız zaman kamu yönetim anlayışınıza ve insan ilişkilerindeki tarzınıza sizi haklı çıkaracak çok olay yaşamışsınızdır da, sizi çok etkileyen, efendim, dinleyicilerle, izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz, çok önemli gördüğünüz bir hatıranız var mı efendim hatırınızda şu anda? Vallahi çok aslında, öyle o kadar çok aslında geliyor. Aslında Ali Hoca bile başlı başına kitap, Evet, tabii tabii. Şimdi bizim Karaman'da Narlıdere köyümüz vardı, Narlıdere. Narlıdere. Evet. Orada bir kızcağız var. Şimdi biz orada bir şey yapıyoruz. Yani bir Orköy'ün bir program var. O kızcağı da gelmiş orada izliyor. Fakat o ismi de Hatun Gündoğdu. Hı hı. Yani kollar yok. Ayakları yok. Bir dakika. Kollar yok. Kol ve el yok hiç. Ayak bacak hiçbir şey yok. Sadece bir gövde. Başka bir de şey. Bir gövde var. Bir de baş var. Başka bir şey yok. Doğuştan değil mi? Tabii doğuştan bu. Evet. O tabi o da bizi izlemeye gelmiş orada. Neyse onunla tanıştık. Annesi babası var tabi, kardeşleri var onun. Narlıdere köyünden. Ve ondan sonra ondan bir şey yaptık yani bir devamlı görüştük. Hı hı. Ziyaret ettik falan annesini, babasını, ailesini. Hatta Ali Hoca da onu biliyor. Karaman'daki Ali Hoca. Beraber gittik ondan. Evini ziyaret ettik, hediyeler götürdük falan. O kızcağız hayata bağlandı. İlkokulu bitirdi o kızcağız, ilkokulu bitirdi. Ve ondan sonra artık bir şey yaptı, kitap okumaya başladı. Ondan sonra işte yani telefon kullanıyordu, artık telefondan mesajlar, ondan sonra yani ne gerekiyorsa telefonda insanları arıyor. Daha bir sosyal hale geldi kızcağız yani. Hayata girdi. Tabii hayata girdi, evet hayata girdi. Hatun Gündü ve şimdi şeyde ağzıyla kalemi ağzını alıp ondan resimler ağzıyla yapıyordu. Yazıyor. Tabii. Yazıyor ve resim çiziyordu yani. Karaman Narlıdere köyünde. Narlıdere evet, Narlıdere köyünde. Narlıdere köyünde. Sayın Vali, burada ben bir şeyim yani paylaşmak isterim sizinle. Şimdi biz seminerlerde zorluklar karşısında pes etmemeyi anlatırken benim buna benzer verdiğim bir örnek var. Yerli literatürde de hiç rastlanmadık bir örnek. İnşallah bu şeyi, bu kızımızla ilgili bir bunu kitaplarımıza almak için bir teşebbüsümüz İnşallah olur. Tabii inşallah. Ama burada şu ortaya çıkıyor Sayın Valim. Bizim kamu yöneticileri, başta siyasetçilerimiz olmak üzere tecrübelerini paylaştıkları kitap yazmamaya sanki böyle yemin etmişler. Evet, efendim evet. Kimse kitap yazmıyor. Şimdi bu çok kıymetli bir hatıra. Tabii evet. Acaba ileride bunları veya şimdi böyle dinlenmek için yazma gibi bir fikriniz oldu mu? Evet, onu düşünüyorum. Yazmadı mı? Yazmayı düşünüyorum. Evet, düşünüyorum. Çünkü insanlarımızın, gençlerimizin bu görsellikte öğrenecekleri çok şey var. Tabii. Şimdi tabii siz bahsettiniz, hepimizin aşağı yukarı, siz zatınız 1956 doğumlusunuz. Evet. Kırıkkale. Ben 1950 Erzincan doğumluyum. Evet. Siz Kırıkkale'nin bir köyünde büyüdünüz, hayata oradan gittiniz. Biz Erzincan'ın bir köyünde büyüdük, hayata buradan girdik. Yani güzel. İkimiz de önce betonu bile sonradan tanıdık. Toprakların üzerine kilimler serildi, büyüdük. Kimimiz simit sattık, kimimiz gazoz sattık. Hayata böyle girdik. Evet. Ben çocuklarımızın, bilmiyorum katılır mısınız, bu sıkıntıları yaşaması gerekir demiyorum. Evet. Ama bu sıkıntıların yaşandığını, hayatın bu yüzünün de olduğunu bilmelerinde fayda var diyorum. Ne dersiniz? Tabii doğru, katılıyorum gerçekten. Hayatı tanımaları için hayatın bu yönü bilmeleri gerekir. Hı hı. Hani biliyorsunuz televizyonda hep pembe diziler var ya. Evet. Çocuklarımız hep pembe dizilere bakarak şey yapıyorlar. Onlarla büyüyorlar değil mi sanki? Onlar büyüyor ama hayatın bu yönünü, hayat hep öyle zannediyor, öyle değil ama. Hayatın ne kadar şey var yani. Onlar ekrana yansıyan pembe yanlar ama hayatın tabii belki bazı filmler bunlar yapılıyor hayatın zorlukları gösteren ama en yakındaki insanların veya başındaki yöneticilerin, bir gazeteci kardeşlerimizin onların da yaşadığını bilmeleri lazım yani. Evet. Hayat böyle hep toz pembe olmadığını anlamaları gerekir ama gene de keşke yaşayabilseler yani. Yani
Yaşasalar anlarlar bizi. Anlarlar. Evet. Şimdi bu bahsettiğiniz kızımızın fiziki şartlarına uygun bir Amerikalı motivasyon koçu var. Motivasyon konuşmacısı. Efendim bu bütün dünyayı gezdiriyorlar buna. Yani hayata çeşitli travmalardan dolayı girmekte direnen, hayata küsmüş insanları tekrar hayata bağlamak için bu gerçekten ciddi bir şey olacak inşallah. Evet. Tabii o değil, yani onun gibi daha çok var. Şimdi bir Karaman'ın köyünde bir aile var. Bu kadıncağızın bir ev yapılıyor, yarım kalmış. Ondan sonra tabii eşi de hapiste. Kadıncağızda kanser, 3 çocuğu var. Böyle bir şey benim haberim oldu. Bir kış günü atladım gittim. Nasıl makam arabası değil yani. Böyle bir kamyonet buldum. Evet. Ondan sonra yanıma da İlgenel Meclisi Başkanı vardı o zaman. Mustafa Bayır. Onu da aldım yanıma. Gittik. Hakikaten durum perişan. Ve biz de oturduk ağladık hepimiz yani. Şu vaziyete ağladık. Ondan sonra hemen bir hafta 10 gün sonra inşallah o zaman yani bilemedim 20 gün sonra evini çok güzel bir şekilde yaptık ve teslim ettik kendisine. Ve onun o kadıncağızın mutluluğunu ben tarif edemem yani. O gitti ki o gece. Sıkıntının önemli bir kısmı kalkmış. Tabii. O işte bizim varmamız öyle yani Hızır gibi yetişmemiz bir kış günü. O tabii her taraf kar. Araziyle arabayla gidiyoruz. Öyle bir lüks bir araba değil yani makam arabası öyle. Şimdi bizim buradaki teknisyenlerin işte diyelim yani köy hizmetleri operatörleri gitti arabalarla gittik biz yani ama onun verdiği mutluluğu belki ben makam arabası gitsem o mutluluğu alamazdım yani. Onu gördük. O işte ihtiyacı giderdik ya. Kalacağız kanser. 3 çocuğu var. Eşi de hapiste. Tek başına çaresiz kalmış. Yani o şeyi gördük. Ve bir şey yaptık, eve kavuşturduk. Bir de burada yine bir kızcağız vardı, İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyor. Gözünün bir tanesini kaybediyordu, kaybetmiş. Bir diğer bir gözünde hani kaybetmek üzereydi. Allah'a şükür yine hamd ediyorum, onu hayata bağladık, iki gözünü kurtardık. Maşallah. O bana yeter yani. Evet. Büyük mutluluk. Evet. Şimdi, ha bunun gibi çok hikaye çok. Şimdi siz de farkındasınız, bu konu şey yaptıkça hem duygusallaşır, hem alan kazanır. Alan kazanır. Ve sabaha kadar da bitmez. Onun bitmez, için bitmez, biz bu birinci bölümü şu soruyla bitirelim. Evet. Şimdi geçen hafta siz, ben vali olsaydım şöyle yapardım diye bir konulu, bir kompozisyon yarışması yapıldı. Sonra bu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldiniz. Evet. Bunların içerisinde böyle küçük vali diyebileceğimiz örneklerden ne çıktı dikkat çekici? Vallahi ne istiyor çocuklar? Evet. Şimdi onlar tabii Erzincan Lisesi'nde olmuş değil mi? Tamam. Tabii onlarla beraber yani çok şeyler var yani. İşte adam tabii ben vali olsaydım diyor icabında hani ne diyor bütün diyor işte şeyi çocuklara efendim şunu alırım bunu alırım işte ondan sonra bütün çocukları üniversiteye sokarım diyor. Bütün çocukları şunu yaparım, bunu yaparım. Yüzleri hep çocuklara, gençlere dönüyor. Tabii elbette. Onu, özellikle bu çocuklar eğitimci olunca tabii şey yapıyor. İcabında kimisi diyor, hiç fakiri bırakmazdım diyor. Ondan sonra. İcabında kimisi işte diyor her tarafı işte icabında hani asfalt yapardım diyor. Bütün köylerin şeye kadar mezrasına kadar asfalt yapardım diyor. Tabii hayaller bunlar. Çocukların hayalleri yani. Aslında hoşuma gitti. Hayal olmayınca bir şey olmaz yani. Olmayınca çocuklar da bazı diyor ki efendim bu senin yaptığın hayal. Doğrudur. Hayal kurmayınca bir şey olmaz. Her şey bir hayalle başlar yani. Hayalle başlar. Evet. Tabii o çocuklar hakikaten çok güzel şeyler düşünmüşler. Onlar bizim önümüzü açıyorlar tabii Hayatımızın efendim büyük bölümü çocuklar üzerine kurulu ve biz büyükler çocuklarımız için varız. Dolayısıyla önemli bir alan tabii. Değerli izleyenler, Erzincan Valimiz Sayın Süleyman Kahraman'la olan bu sohbetimizin bir de Erzincan yüzü olacak. Ama reklamlardan sonra bir ara. Değerli izleyenler, Can TV 24 ekranlarından değerli konuğumuz Erzincan Valimiz Sayın Süleyman Kahraman'la sohbetimizin kaldığı yerden devam edelim ve sonra etrafı dağlık ortası Bağlık Erzincan'a gelelim. Gelelim tabii. Evet, son olarak
Ben şunu sorayım. Şimdi böyle bir tempo, evet. Patırtı gürültü çıkarmadan, evet. Efendim, çok güzel. Hengame çıkarmadan, böyle sağ çok fazla şeye kaçmadan, evet. Efendim, sükunet içerisinde, evet. Sükunet içerisinde yürüyen bir hizmet şeyi var. Uhulette, sonra dönüp geliyorsunuz eve. Efendim, şimdi bu başarının, bu mukavemetin, bu ısrarla işleri takip etmenin arkasında, evet. Hane halkının efendim hiç katkısı yok ya, mu? Evet. Ondan biraz bahsedelim. Çok önemli bir noktaya değiniz. Hane halkının muhakkak çok büyük katkısı var. Yani desen ki yani evde hanım veya çocuklar sürekli problem çıkarsa yani kim olsa olsun başarılı olması mümkün değil. Evet. Şimdi tabii bu noktada bazı evet şeyde mahrum oluyor icabında eşim, çocuklar. Onlar da bana anlayış gösteriyorlar. Hatta bana dua ediyorlar. Baba yeter ki sen hizmet et. Eşim sen yeter ki hizmet et. Biz senin arkandayız. Biz bu tür mahrumiyetlere katlanmaya razıyız. Yani sen olmasın da biz hayatımızı devam ettiriyoruz. Yeter ki sen hizmete devam et diyorlar. Ondan dolayı hem onlar bana böyle bir yaklaşım gösteriyorlar. Hani dilleri her başarılı erken arkasında bir kadın vardır, bir hanım vardır. Evet, öyle işte. Evet. Öyle diyelim. Yani onlar bana anlayış göstermese kim olursa olsun başarılı olmak mümkün değil. Evet. İnsan huzur lazım. Huzur olduğu zaman o huzurla beraber dışarıdaki evden almış olduğum huzur dışarıya yansıtmamız mümkün olur. O zaman dışarıdaki hizmetimiz daha iyi oluyor. Evet. Yani evden aldığımız huzurla biz dışarı hizmeti evet, tabii. Evet. Ben ona efendim şöyle bir şey yapıyorum. Evde huzurum olsun, evet. Sabahleyin de tırmanacak dağım olsun, yapacak işim olsun yani. Ha, işte, evet. Bu çok büyük bir çok önemli. Tabii, çok büyük evet. Saadettir. Mutlu. Çok önemli yani. İşte bu konuda hem eşim hem çocuklar bana son derece anlayış gösterirler, son derece yardımcı olurlar. Ondan sonra efendim dua ederler yani. Dedi ki senin hizmetin bütün vatandaş için, bütün ülkemiz için, insanlığımız için, onun için sen artık şeye... Bu toplum mağar olmuş bir insansın, bir valisin. Ondan dolayı hep dua ederler bize yani. Olması gereken de budur yani, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Evet. Sıhhat ve afiyet içerisinde inşallah evet. Uzun yıllar. İnşallah. Efendim, gönül huzur içerisinde. İnşallah, inşallah. Nasip olur. İnşallah. Şimdi, sizlerin duasıydı inşallah tabii. Sağ olun. Evet. Şimdi efendim, son Karaman Valiliği görevinde evet. Görevini yaptınız. Sonra merkez valisi görevlendirme oldu. Evet. 15 Eylül 2014 tarihinde Erzincan dediler. Torbadan Erzincan evet, çıktı. Evet, çıktı evet. Daha önce gelmiş miydiniz Erzincan'a? Erzincan'a geldim. 1998'de geldim. O zaman müfettiştim. Mülkiye müfettişim. Evet. Sırasında. Evet, orada geldim. O zaman Kemaliye, İliç ve Kemah'ı teftiş ettim. Hı hı. Merkezde belediyeyi teftiş ettim. Birkaç birim daha var. Onları teftiş evet. Ettim. Hatta o yıllardan beri görüştüğüm yani onları unutmadığım insanlarla tekrar burada karşılaştık. Tekrar burada evet. Onlar bile o insanlar bile çok mutlu oldu. Belediyede çok böyle uzun süre belediyeyi teftiş ettik o zaman. Belediyedeki o görevliler bir kısmı emekli olmamış. Hatta emekli olanlarla yine görüştük. Evet, evet. Onlarla karşılaşmamız bile beni son derece mutlu etti. Yani çok. Benim için nostalji oldu yani. Doğru. Evet, yabancı bir yere gelmediniz. Yok, yabancı bir yere gelmedim. Tabii. Bildim işte dedim ortası bağlık. O etrafı da ortası bağlı insanı mert suyu sert bir bölge tabii sevdiğim bir evet. Yani buranın yören halkını seviyorum yani kendilerini son derece seviyorum ve iyi insanlar gerçekten takdir için az insanlar yani en ufak iyiliği bile hiç unutmuyorlar şey yapmıyorlar evet yani bir gülümsemeyi bile artık onlar çok büyük bir şey kabul ediyorlar bir hediye gibi kabul ediyor. Evet, kabul evet, evet. Tabii. Ama için... Sayın Valim yani asrın sermayesi gülümsemek. Evet, gibi. Evet. Evet. Şimdi ben, evet, evet. Benim şu var, prensim bir ziyaret ederim, onlara bir pozitif enerji veririm, bir de onlardan pozitif enerji alırım. Ben de etkileniyorum yani. Aslında bende karım evet, var. Evet. Yani o ziyaretlerin bu faydası var. Yani gülümsemenin bu faydası. Siz zaten gülümse karşındaki ne kadar surat açık olsa o da gülümsüyor yani. O da gülümsüyor. Gülümseniz size bir pozitif enerji geliyor yani. Şimdi çok tabii önemli. O mülkiye müfettiş olarak evet. Gelmekten daha farklı bir pozisyon evet. Var. Tabii. Evet, evet. Şimdi farklı bir pozisyon var. Yani şehri temsil eden evet. En üst makam, sorumluluk evet, da en üst makam.
Şimdi evet. Geçmiş tecrübelerime dayanarak soruyorum. Evet. Genellikle şöyle yaparlar. Evet. Geldiniz şehre, bir baktınız, oturdunuz. Erzincan'ın ne tarafını güçlü gördünüz, ne tarafını zayıf gördünüz hizmet bakımından, evet. ihtiyaç bakımından. Evet. Şimdi tabii o 98 yıllara göre gerçekten bir değişmiş. Mesela bir üniversite o zaman yoktu yani. Üniversite buraya bayağı bir canlılık getirmiş. Çok ciddi değer kattı. Evet, çok değer, işte yurtlarıyla, yani yapılan fakülteler, yüksek okullar, meslek yüksek okullarıyla bayağı bir buraya bir şey yapmış, canlılık katmış. Daha önce diyelim ki ben belediyeden, belediye binasına çıkar, o zaman 98'de çarşıya gelirken yolun sağında sonunda tek tük insanlara rastladım. Şimdi bakıyorum o sağda bir sürü insan var, bir sürü iş yerleri var. Onun için bayağı bir canlılık gelmiş. Nerede hareket orada böyle? Evet evet, canlılık gelmiş. Tabii o zaman mesela bir Ergan kış turizm merkezi yoktu. Bu mesela yapılmış. Ondan sonra yine sporda bayağı bir mesafe alınmış. Hı hı. Sporda yapılan bazı şeyler, hizmetler. Keza şehircilik yani onun noktasında eskiye göre daha bir mesafe alınmış. Ama şey yaptım, organize sanayi bölge o zaman yoktu yani böyle şeydi, depremde çıkmış bir şehirdi. Evet, 98'de. Evet. Organize sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi oluşmuş ama yeterli değil. Yeterli. Mesela ben Karaman'da organize sanayi bölgesi, bir bölge bitmişti, ikinci bölgeye başlanmıştı Karaman'da. Ama orada 11 bin kişi çalışıyor. Bizim burada 1450 kişi çalışıyor organize sanayi bölgesinde. Yetersiz tabii. Yetersiz. Evet, diyelim ki bir tarım ve hayvancılığımız şimdi şeye Erzincan'ı şu lazım. Yani gerçekten Erzincan'ın kendisini idare etmesi açısından, yeterlik açısından tarım, hayvancılık ve turizm. Başka bir şey gerek yok. Bize bu yeter. Ya sonra şimdi tabii ne olabilir? Tarıma dayalı bir sanayi, evet. Hayvancılığa dayalı bir sanayi ve turizm sanayisi olabilir. Yani turizme dayalı bir sanayi olabilir. Olursa turizm, başka bir şey gerek yok diye düşünüyorum. Bu konuda üzerinde çok durmak lazım yani. Çünkü bizim turizm yönünden, mesela bir kış turizmi yönünden çok Ergan Dağı'ndaki o yapı çok önemli yani. Mesela master plana göre oraya şu anda bir pistimiz var bizim orada. 7 pist daha yapabiliriz yani. 7 pist daha yapabilirsek artık Ergan Dağı dünyanın en büyük kayak merkezi olur yani. En iddialı bir kayak merkezi yapabiliriz. Ve Erzincan'ı çok önemli manada geçindirir yani. Herkes ondan bayağı istifade eder. Yani bize Erzincan'a yeter. Sırf turizm bile. Kaldı ki bizim burada tarım yapacak çok güzel arazilerimiz var. Ortam bir de iklim de çok güzel yani. Mikroklima iklimimiz var tabii. Iklim. Çok önemli. Biz bir tarım, bir de hayvancılık. Hayvancılığa çok müsait gerçekten. Malumunuz işte hayvancılık olmaz. Turun peynirimiz olmaz yani. Çok güzel turun peynirimiz var ama daha önce de turun çalıştığında bahsettiğim gibi 4-5 bin ton turun peyniri üretiliyor fakat 30-40 bin ton neyse işte. Yani ondan kat kat fazla tulum peyniri bizden çıkıyor. Yani nasıl? O zaman demek ki buna bir dur dememiz lazım. Yani tulum peyniri az olur ama onu şey yapmak lazım, korumak lazım. Gerekirse altın gibi satacağız yani. Az olsun ama temiz olsun. Yani evet. Sayın Bey, evet. Geçmişte geriye doğru yaptığımız işte sektörel toplantılarda kamu himayesinde yapılan toplantılarda dışarıdan gelen davetliler oluyor. Bu konular konuşuluyor. Yani bu tarım, turizm ve hayvancılık üzerinde bir mutabakat, ortak akıl yapılmış durumda. Yalnız burada gazeteci gözüyle biz hep şunu konuşuyoruz kendi aramızda. Evet. Bunu da yazıyoruz zaman zaman. Bu fırsatların iyi anlatılmadığı, yani içeride biliniyor da dışarıya iyi anlatılamadığı, hem yeni yatırımları kazanma açısından, sermaye için, hem de pazar açısından. Tabii, mesela Ergan Dağı'yla da ilgili ve hala ciddi tanıtım problemlerimiz olduğu kanaatindeyim. Evet. Hem sosyal medyada, hem uluslararası platformlarda, otel lobilerinde, fuarlarda, yurt dışı fuarlarında falan katılır mısınız? Neler yapmamız lazım? Size katılıyorum da şimdi
Diyelim ki bu kış, yani biliyorsunuz orada yapılanlar, günü birlikleri falan çok faal şekilde çalıştık. Keza teleferik telesiyeç güzel çalışıyor. Evet. O kafesi, lokantası ve diğerler gayet iyi çalıştı. Ama şimdi biz yani şeyde Emit Turizm Fuarı'nda gittik. Orada şunu soruyor yani turizmciler, otel var mı diyor. Otel olmayınca da olmuyor. Ha tanıttık. Adam otel arıyor yani. Zayıf halka otel mi çıkıyor? Evet, evet. Yani şey, zayıf halkamız otel. Onun için bu sene otel yapmaya niyet ettik. İnşallah. Ona... İl özel idaresi mi yapmayı planlıyor? O mahalleler birliği var. Mahalleler birliği. Zaten mahalle idareler birliğimizin il özel idaresi ve belediyeler hepsinin ortağı. Yani ortak değil mi? Hem özel idare, bütün belediyelerin ortak malı olacak bir otel. Sosyal tesisi yani diye yapacağız ama asıl niyetimiz otel yapmak oraya. Yani. Hangi safhada efendim bu? Şu anda hayal mi ediyoruz yoksa? Bir... Yok, şu anda girişimler devam ediyor. Girişim devam ediyor. Eğer yani hem Ankara'da hem de başka şeyde, evet. Hem burada hem Ankara'da, Erzurum'da, şurada hani ona bir duruma göre girişimlerimiz devam ediyor. Ona kaynak arıyoruz şimdi. İşte biz İller Bankası'nın kaynaklarından öyle bir şey düşünüyoruz. Öyle daha önce İller Bankası böyle bir şey yapmış. Ona göre projemiz hazır bizim. Proje hazır ama yani hem altı şey konferans salonları, evet. Eğitim salonları işte. Üstü de otel yani olarak şekilde. Yani sadece kayakçıların evet. dinleneceği bir yer yok değil. Yok evet. Sosyal faaliyetlere de evet, açık tabii, bir tabii. Evet, evet. Evet. Evet, işte kongre merkezi kongre gibi merkezi. Şey. Evet. Onu hiç düşünüyoruz. Tabii şimdi bir de yakında gördük. O günübirlik ve şey kafe oradaki rüzgara dayanıksız. İşte malum, yapı tarzı itibariyle. Evet, yapı tarzı. Onu değiştirmemiz gerekiyor. Hı. Onu tekrar ele almamız gerekir. Yani oraya çok kalıcı bir yatırım yapmamız lazım. İşte orada Sınav Park bitti Ergan Dağı'nda. Evet. Ondan sonra gölün membran döşemesi bitmek üzere. Bir de oraya şey suni karlama yapacağız yani. O da hazır. Yani yakın zamanda bitecek inşallah. Yani kar olmadığı zaman suni karlama. Gerçi bugüne kadar bir buna ihtiyaç duymadık bildiğim kadarıyla. Evet ama yani. Evet. Şimdi şöyle olması için bu kış sezonunun, kayak sezonunun biraz daha uzaması için suni karlama gerekiyor. Ondan dolayı yani. Anladım. Suni karlama. Diyelim ki o zaman Nisan'ın sonuna kadar bunu devam ettiririz belki. Evet. Evet. Şimdi efendim Erzincan evet. kamuoyunun ısrarla takip ettiği evet. ciddi bir konu şu. Evet. Erzincan Şeker Fabrikası'nın tevsiyi. Evet. Çünkü onun 300-350 kişi bir çalı istihdam evet, kadrosu doğru. var. Evet. Benim gazeteci sezgisiyle bunun bu özelleştirme planından vazgeçildi gibime geliyor. Yani siyasi irade evet. özelleştirme programını bu bölgede iptal etti. Artık buranın dolayısıyla tevsiye ondan sonra yani evet. yenilemeye gidilecek. Arka evet. planında 10 bin civarında çiftçi ailesi var. Evet. Efendim, onunla ilgili programlarda efendim yeni bir gelişme var mı? Bir de organize sanayideki et balık kurumunun evet. Tavuk et entegre diyelim. Evet. Et entegre tesisinin takvimi ne sadık kalarak açılışını yapacak mıyız? İnşallah bu önce şeyden son sorudan başlayayım. Buyurun. Bu şeydeki organize sanayi bölgesindeki et ve süt kurumu diyoruz ona. Evet, evet malumunuz et ve tavuk et ve şey, et balıktı. Et balıktı ya. Şimdi orası et ve süt kurumu oldu malumunuz. Et süt kurumu. Evet. Et ve süt kurumu. Hı. Onunla ilgili bu entegre tesis tamamen bitti. Şimdi makina aksamları ihalesi yapıldı. Onlar da birkaç ay içinde bitiyor. Makina yerleştirilmesi evet, evet. ve Eylül ayında hizmete başlayacak yani. Eylül ayında hizmete başlıyor. Orası 69 milyon bir yatırım yaptık oraya. Devletin 69 milyon. 69 milyon. Evet. Büyük bir evet evet. Bir de ayrıca bu tavuk çiftliklerinin oraya hani kesime hazır hale getirilmesi için böyle bir toplantılar da yapıldı. O et süt kurumu yetkilileri tarafından geldiler. Evet, evet. Onlar yaptılar. O orada bir sıkıntı yok Allah'a şükür. O takvimi bu sene açıyoruz orayı. Ve işte öbürü şeker fabrikası ile ilgili. O biraz uzun hikaye. Tabii o özelleştirme idaresindeydi yani şeyi
özelleştirme dersine göre orada satılacaktı yani. Şu anda tabii bizim Erzincan iş adamlarımız da oranın böyle kendilerine verilmesini arzu ediyorlar. Ya oraya satın almak istiyorlar. Evet. Evet. Yani onun ilgili bir süreç devam ediyor. Ben çok net hatırlamıyorum yani şeyden özelleştirme idaresinden hani geri döndüğünü bilmiyorum mu? Buna bir tekrar bakmamız lazım. Yani özelleştirme idaresi bu işi. Bize gelen Ankara bilgileri özelleştirme idaresinin evet. bu bölgeye bahsedilmek üzere. Evet. Efendim, arka plandaki köylü ailelerinin de geleceğini tabii. şey yapmak bakıyor. Tabii tabii. Çünkü önceden hayal kırıklığına uğratan tecrübeler yaşandı. Doğru, evet. Ama sonuçta Sayın Valim bu konu kamu idaresi, valilik. Evet. Bu işi tartışa evet. isterseniz satın biz varız. Erzincanlı olarak tabii. biz varız denecek hale tabii, geldi. Tabii, o evet. çok iyi. Ya orada şey çok önemli arazisi şey, arazisi var evet. yani. Orası var. Bir de o makine mesela bir şey var. Bunun gibi bir örneği var. Malumunuz Konya'da Torku, Konya Şekeri. Torku Konya, evet. Evet, onların uygulaması gayet güzel. Hatta biz... Siz bir incelemede evet, bir beraber buradan bir iş adamlarına beraber Konya gittik. Evet. O Torku ve o şey şeker fabrikasını her şeyini inceledik yani. Yani istenirse çok güzel şeyler oluyor. Biz de aynı şekilde burayı değerlendirmek istiyoruz. Evet. Evet, bu tabii daha bir canlandıracağız. Beraberinde yani orada seracılık da yapılıyor. Evet. Balıkçılık var orada. Evet. Yani yan şeyleri oluyor. Yani burayı tabii eski bir teknoloji şeker fabrikası. 1956 efendim. Evet, 56. Benim doğum tarihim. Yani onu yenilemek lazım. Yeni tekrar kazandırmak lazım Erzincan'a. Bir de orada malumunuz hiçbir yerde olmuyor. Bir de makine fabrikası var. Şeker fabrikasının olduğu yeri bir de makine. O da bizim için önemli bir artı değer. Onu da bir yenilememiz lazım ki yani tabii ve o zaman Erzincan daha çok kazanacak inşallah. Daha çok kazanacak evet. inşallah. Evet. Bu tesislerin devreye girmesini biz yani olaya sosyal yönden bakınca 1000 kişiye tabii. bedava evlerinde otursun parayı tabii. para verelim mi? Hayır. Hayır. Bu tesisler devreye girsin. Tabii tabii. Nesiller bunu devam etsin. Evet. Şimdi bu 1956 deyince Sayın Valim konu biraz farklı ama Almanlar yapmış. Almanlar. Eski Maliye Bakanı evet. Kaya Erdem bir kitap çıkarttı. Çok evet. enteresan hatıraları var. Ama eski şekercidir. Şeker şirketinin kurucularındandır evet. Kaya Erdem. Eskişehir Şeker Fabrikası'nı da o yıllarda Almanlar kurmuş. Ben şuna hayal ettim, takıldım. 1944 2. Dünya Savaşı'nda Almanların harap olduğu tarih 1944. Evet. Yani nasıl bir bilgi birikimidir ki 8 sene sonra, 10 sene sonra bir başka ülkeye gidip fabrika kuracak teknolojiyi şey yapabiliyorlar. Demek ki efendim iş gene geliyor başta konuştuğumuz konuya insana. İnsana geliyor. İnsana geliyor. İnsana geliyor. Ve azim ve kararlılık gerekiyor. Evet. İşte ülkesini sevmek yani böyle bir şey. Değil mi? Yani hemen biri toparlıyor yani. Olmak. İddia sahibi olmak. Yani birileri malumunuz işte Türkiye'de terörü biliyorsunuz. Evet, terör var evet. ama yani niye terör var? İşte dış güçler Türkiye'nin ayağa kalkması istemiyor ama sürekli çekiyorlar aşağı. Terörden şundan buna sürekli aşağı çekiyorlar. Aman nasıl Türkiye'ye iş yapmayalım. Ama Türkiye hakikaten öyle bir şey var ki yapı var. İnsanımız bıraktığını uçacak yani. Ya şu anda biz savunma sanayinde şurada burada artık kendi teknolojimizi ürettik yani. Evet. Kendi sanayimizi oluşturduk yani. Demek ki isterse oluyor. Yani fırsat vermemek lazım. Tek şey burada Türkiye yani ayağa kalkmaması için her şey yapılıyor yani. Malum işte terör. En çok bunun kullanılan şey terör. Terör. Evet. İşte malum işte her tarafı vuruyor şu anda terör. Aslında yani Almanlardan geldik de değil evet. mi? Ya Almanların yani onlar milliyetçi insanlar yani. Daha doğrusu ülkesini seven insanlar. Ülkesi için her şeyi yapmak isteyen insanlar ve azimli insanlar. Azimli. Bütün mesele bu yani aslında. Bizde şu o var aslında. Yani bizim insanımızı yani isterse insanımız her şeyi yapar yani. Yani her türlü güzelliği yapar isterse yani.
Öyle yapalı insanımız. Şimdi konu buraya gelince, evet. Şimdi tabii bina, yatırım, fabrika binası yol. İnsanların evet. gözü görüp temas ettiği için evet. kolayca evet. fark ediyorlar. Tabii. Ama fark edilmeyen hizmetler evet. de var. Evet. Mesela insan eğitimiyle ilgili evet. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın evet. ciddi hizmetleri tabii, var. Tabii. Değil mi Sayın Valim? Evet. Gençlik, spor, il müdürlüğü, evet. gençlik şubesi var evet. ve çok ciddi hizmetler var. Gençlik merkezi açtık biliyorsunuz. Gençlik orada. Merkezi, evet. evet. Siz evet. bu konularda evet. yakinen takip ettiğinizi biliyorum. Evet. Nasıl yani, gidiyor? Vallahi şimdi bizim gençlik bizim her şeyimiz. Her şey bizden geçiyor malumunuz. Ben olduğum bir şey yaşıyor. Evet. Bizim arkamızın gençlik geliyor. Onlara çok çok eğilmemiz lazım, çok. O bakımdan asıl sermaye bu yani. Gençliğin eğitimi. Gençliği boş bırakmamamız gerekiyor. Onun için gençlik merkezi malum işte bu sene istersen hizmete girdi. Sürekli da, eğitim halinde. Sürekli eğitim halinde. Sürekli şey var. İşte geçen sene, geçtiğimiz hafta Çanakkale ile ilgili bir şey vardı. Programımız vardı. Program var. Çok güzel oldu. Bir tiyatro vardı. İşte gençliği sürekli tarihimizi, benliğimizi, gençliğimizi anlatmamız lazım. Evet. Nereden nereye geldik onu şey yapmamız lazım. Keza aile sosyal politikalar. Bir bakıyorsun mesela engelli yaşam merkezi var orada malumunuz. Sevgi evleri şu anda yapılıyor. Yakında hizmete girecek. Evet. Ondan sonra şimdi tabii yaşlılar bakım merkezi var. Yine Refahiye'de bir huzur evimiz yapılıyor. Bu sene hizmete girecek. Onunla ilgili çalışmalar son sürat devam ediyor. Yani her şey insan için. Her şey insan. Değil ki hani ne demiş Şeyh Edebali biliyorsunuz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Devlet yaşasın. Yani bize gençlik lazım, yaşlılara da bakmamız lazım. Onlara da bize duası lazım yani. Yaşlıların bize duası lazım. Onun için huzur evlerinde yaşlılarımıza son derece iyi bir bakım var, ihtimam var. Evet. Çok da mutlular efendim. Mutlular. Dün yani akşam beraberdik. Kadarıyla takip ediyoruz. Dün akşam beraberdik. Evet. Dün akşam yaşlılar haftasıyla beraber yemek yedik. Yaşlılar haftası. Evet, gayet aramızda iyi, güzel diyaloglar oldu. Evet. Önce tabii aile sosyal politikalar, milliyetim mesela. Biz artık milliyetimde de çok ciddi dereceler alıyoruz. Ve gençlik sporda da Avrupa birincilikleri aldık yani. Milli eğitimin parametresinde ciddi yükseliş var sayın çok var. Çok ciddi yükseliş yani var tabii. Erzincan çok evet. kısa zamanda evet. Çok daha inşallah iyi sporlara evet. şey yapacak. Ya şimdi Türkiye'de biz ilk onda olmayı düşünüyoruz. Gerek TEOG'da. Gerekse kampüsler üniversiteye giriş sınavlarında ilk ona girmeyi düşünüyoruz. Şu anda ilk 20'nin içerisindeyiz Türkiye'de. İlle doğru ilk 20 içerisinde. İlk 10 hatta asıl hedefimiz ilk 3'e girebilmek yani. İnşallah onu da yakalarız. Diyelim ki TÜBİTAK'la ilgili bazı şeyde yarışmalara derece girdik. Türkiye bir şeyi var, ikinciliği var, evet. üçüncülüğü var. Ya yani çeşitli alanlarda bayağı derecelerimiz var yani. İnan ki ben burada Erzincan, bu doğudaki, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir Erzincan'da böyle başarılı olması herkesi şaşırtıyor yani. Evet, fakat Sayın Valim, yine söz baştaki evet. konuşmamıza geldi. Sevgi evet. yukarıdan yayılır. Evet. İddialı olmak, tabii, tabii. Şehri evet. hakkında tabii, iddialı tabii. olmak, evet. ülkesi hakkında tabii. iddia sahibi olmak. Evet. Bundan yukarıdan aşağıya evet. tabana yaydıkça herkes tabii. heyecanlanıyor. Geçen mesela... Üniversite sınavından önce öğrenciler bana Twitter'dan mesaj attılar. Sayın Valim biz üniversite sınavına gireceğiz. Bizi bir gel de bize moral ver ne olur filan diye. Biz de işte sınavdan bir iki gün önce gittik. Bir sabah okulda lisede bir kahvaltı yaptık. Onlara beraber dua ettik. Onlar büyük bir moralle gittiler. Sınava girdiler işte. Bilmiyorum yani biz... Tabii şimdi son evet. 48 saatinizi dedim evet. anlattırayım size. Son 48 saati bir dökmeye kalktım. Evet. Bunun içinden çıkmak mümkün değil. Şehitler evet. günündeki program. Evet, evet. Tulum peyniri çalıştayı. Çanakkale evet. Zaferi programı. Evet. Pir Sami Camisi'nin temel atma evet. programı. Tıp günü programını kutlamalarını evet. iştirak. Ben evet. Erzincan'ı yönetseydim. Konu evet. kompozisyon yarışmasındaki evet. efendim, ödüllendirme. Yol kontrolü uygulamasında evet. trafik polisiyle beraber olmak. Evet. Efendim, sınav öğrencisi. Evet. Ben dedim vazgeçtim bu işten. Yok şimdi ben başta belirttiğim gibi hiç bir zaman boş durmamamız lazım. Yani bizim boş duracak bir lüksümüz yok yani. Yani öyle bir yani lüksümüz yok maalesef yani. Boş duramayız. Bir de şu var benim tabiatım yani diyelim ki bir gün yani vatandaşla görüşmediğimiz
veya rutin dışına çıkmadığımız bir gün olduğu zaman rutin dışına çıkmam lazım ben. O günü kayıp sayıyorum yani. Evrak üzerinde yapmış olduğum valilik, valilik değildir. Günlük o ne, tutuyor musunuz Sayın Valim? Günlük tutuyorum. Tutuyorum. Ciddi şeyler var yani. Evet. Ciddi. Birkaç cilt herhalde. Evet. Ya şimdi birkaç cilt değil de 10 cilt çıkarıyor. Yani karamanı şey yaparsak, sayarsak. Tabii tabii. Evet, 10 cilt çıkarıyor. Filtre edilir ve güzel evet. Bir... Evet. Yine başta söylediğimiz bunları mutlaka şeyle paylaşılması evet. Lazım. Evet, tabii. Efendim, evet. Yadigar evet. Olmaktan ziyade yol tabii, haritası. Tabii, bunlar evet. Yol haritası şeyler. Evet. Şimdi efendim, evet. Biz Erzincan'ın pozisyonu itibariyle, coğrafyadaki pozisyonu evet. İtibariyle göçmen almadık. Yani. Evet. Yani Suriye, Irak göçmeni almadık. Ahız kalı evet, kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Evet. Şu anda misafir ediyoruz. İlerideki şeyleri de biz bilmiyoruz. Devlet politikası evet, tabii, yani tabii, nasıl doğru. Pozisyon alacaklar. Evet. Fakat aklıma şu geliyor hemen. Onlardan bahsedeceğiz de Ahıskalılardan. Şimdi bizim genç nesil böyle bazen A Lisesi'nin öğrencileri böyle bir gitseler orada bir muhabbet etseler evet. Ve dış dünyayla dışarıya çıkmadan evet. Tanışsalar hı-hı. Sayın Valim güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Mümkün müdür hocam? O aynı mümkün tabii o şimdi Ahıskalı kardeşlerimiz geldiler. Yani önce onlar bir alışsınlar diyoruz oraya. Hı-hı. Çünkü tabii diyelim ki siyasi partilerden gidenler var. Sivil toplum kuruluşlarından orayı ziyaret edenler var. Evet. Daha bir sürü şeyler var. Biz fazla rahatsız etmek istemiyoruz onları cevabında. Yani onlar bir uygun zaman ve zemin şey yapıp hani hayal ettiğimiz, tasarladığımız her şeyi yapabiliriz. Yani liselerde lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri onlara temas sağlayabiliriz yani tabii. Geçenler onların düğünü var. İlk düğünü yaptılar. Allah Allah. Tabii ona da katıldık. Bu da düğünde yaptık şimdi. Düğünde yaptık tabii. Askıların düğünü yaptık. Farklı mıydı efendim? Nasıldı? Çok farklı bizden. Evet. Bazı ortak yönleri var ama. Anadolu düğünlerine benziyor mu? Anadolu düğününe biraz benziyor. Benziyor. Tabii aynı kaynaktan besleniyoruz ya. Hı hı. Mesela gelin orada hiç konuşmuyor. Hep sadece. Suskun. Suskun. Sadece bazı. İşaretlerle derdini anlatmaya çalışıyor evet. İşte öyle işaretle selam şey yapıyor oturuyor kalkıyor selam veriyor veya diyelim ki oraya bir büyük geldiği zaman yani o düğünün en büyüğü kim? Farz edelim ki vali gitti. Evet. Farz edelim ki orada yaşlı biri var en büyük şey var. O istemeyince oturamıyor gelin. Gelin ve damat oturamaz. O işaret edecek. Edecek. İzin verecek. Evet o izin verirse oturabilirler yani. O hep ayakta bekliyorlar yani. Ondan sonra tabii bazı şeyler, oyunlar filan, yine Anadolu... Folklor. Evet tabii folklor. Anadolu kültürünü andırıyor tabii, aynı şey yapıyorum hemen hemen. O şey var, o gün tabii ben üniversite bir program vardı, fazla kalamadım. Evet. Rektör Bey'le beraber gittik. Bunları fazla kalsaydım hepsini şey yap, görecektik tabii. Bazen iftarları da ucuca eklemek icap edebilir yani. Evet, doğru. Tabii doğru. Çorbayı bir yerde içmek. Doğru. Onun gibi bir şey oldu. Evet. İftar gibi bir şey oldu, evet. Evet. Ramazan gibi bir şey oldu. Evet. Şimdi efendim aile ve sosyal politikalar, gerçek spor, yüz akı işler oluyor. Yani bunlar bizi fevkalade dışarıdan izlediğimiz evet. Zaman. Yani hakikaten milli eğitim. Mutluluk verici. Milli eğitimde ve gençlik sporda ve aile derecelerimiz var. Türkiye Avrupa derecelerimiz var şükür. İş geliyor ondan sonra finansmana yani para yatırım finansmana geliyor ve KUDAKA'ya Sayın Valim KUDAKA, evet. KOSGEB Avrupa Birliği evet. Programlarına gelip dayanıyor. Evet. Burada da Erzincan için ciddi evet. Fırsatlar var. Evet. Halen dönem başkanı mısınız KUDAKA'da? Yok ben başkan değilim. Şu anda Bayburt Valimiz Sayın Bayburt Yusuf Odabaş başkan evet. Başkan değilim ama o arkadaşlarımızla bizim gayet iyi bir diyalogumuz var. Hı hı. Erzincan için ne istiyorsak onu alıyoruz yani. Yani daha doğrusu bir adalet çerçevesinde, adalet ölçüsünde hı hı. Erzincan için ne gerekir onu arıyoruz biz. Evet. Sayın Valim benim şöyle bir evet. Şeyim oldu. Sanki biraz KUDAKA bilhassa, evet. SODES falan değil de KUDAKA'nın kendi finansal şeylerini, bu yapmış olduğu çalışmaları kamuoyuna anlatmakta biraz zayıflığı var gibime geliyor ama aslında çok önemli noktaya temas ettiniz. Aslında KUDAKA değil, bütün ajanslar var ya, mesela Konya'da MEVKA vardı, Memlana Kalkınma Ajansı vardı. Evet. Ondan sonra
bir başka vilayetlerde başka isimli ajanslar var. Artık belki kuruluşundan böyle oldu. Yapısından böyle oldu. Bu ajanslar hakikaten vatandaşı kendini anlatamadı yani. Biraz artık çok burada teknik şey yapıyor. Teknik olduğu için bazı şeyleri yani teknik şeyleri var. Tarifleri var. Teknik dili var. Ondan dolayı anlatamıyor. İşte vatandaş da buna ilgi göstermiyor. Evet, böyle bir sıkıntı biraz, var. Sırf burada değil yani. Yani kendi alanlarını da daraltıyorlar. Evet, evet. Kanaatime göre. Evet. Mesela TKDK'nın evet. Tarımsal Kalkınma Programı'nı biliyorsunuz, siz de iştirak ettiniz. Evet. Ürün lansmanı, yeni programlar, evet. Yeni projelerle ilgili güzel evet. Bir tanıtım oldu. Evet. Bir de kitapçık hediye ettiler, evet, verdiler doğru, katılımcılara. Evet. Medya mensupları da geldi. Evet, evet. Biz de yazdık, çizdik elimizden evet. Geldiği kadar. İyi de oldu yani. Sonra Münferi'den evet. Sayın Metin Bektaş'ı, sorumlu evet, arkadaşımızı doğru. Ziyaret ettik. Evet. Fakat Kudaka'yla evet. Ne hikmetse Sayın Valim, böyle bir şeyimiz evet. Olmadı. Şimdi Kudaka yaparız onu, onu da isterseniz yaparız. Şimdi Kudaka'nın çeşitli programları var. TKDK'den bir şey yapıyor diyelim ki, o çeşitli, efendim mali destek var, hı hı. Ondan sonra doğrudan faaliyet desteği var, evet, var da var. Evet. O her şeyi ayrı ayrı tanıtmak lazım. Kudaka biraz daha çeşitli yani. Çeşitli. Evet. TKDK'ya hemen belli o. Belli sektör, o, belli alan. Ama Kudaka'da çok çeşitli şeyler var yani. Destekleri var. Ondan dolayı yani mesela yani bazen biz bile anlamaz zorluk çekiyoruz yani. İş içindeyiz ya. O kadar şey yapıyor ki yani o kadar çeşitlilik var ki yani. Birden başka yeri yani biraz daha teknik oluyor. Aslında onu o konuda yine basınla bir yine Kudaka yetkili arkadaşlarımıza evet. Buluşturup o konuda bir güzel bir şey yapmak lazım yani. Bilgilendirme toplantısı. Bilgilendirme yapalım. Toplantısı. Evet. Sonuç evet. Öyle diyelim. Bir bilgilendirme. Öyle. O şart. Onu ben belli periyotlarda, sağlayayım, belli evet. Zamanlarda. Tabii, hatta tabii, Kudaka'nın evet. Şey toplantı, evet. İlk toplantı başlangıçları da efendim şey olabilir. Yani evet. Medyaya açık olur ilk 15 tabii. Dakika bir tanıtım yapar. Yok, hep açık olabilir, fark etmez. Açık olur. Ya bir de şey Kudaka'nın dili biraz daha teknik olduğu için vatandaş da anlamıyordu. O biraz yani çok çeşitli faaliyetler var ya. Şu birbirinin içine girmiş yani. İşte bunu bu da bize yani alttaki sanayici evet. Ve iş grubunun evet. Yatırımcı grubundan gelen tavır da evet. Anlamadığımız anlamıyoruz. Gibi yani doğru. Orada, olsun yine de bir karşı karşıya getirmekte tabii. Fayda var. Yani şu var. Anlaşılmayacak hiçbir şey olmaz. Anlatana kadar da anlayana kadar anlatılır yani. Anlayana kadar anlatılır tabii. Evet, anlayana kadar anlatılır. Şimdi Sayın Valim evet. Bu şeyi evet. Böyle cımbızla çekerek şey yapıyoruz. Çünkü gerçekten derinlemesine evet, zaten evet. Programın da formatını doğru. Zorluyor. Evet, evet. Ama bunda şu fayda var. Evet. Gerek zat halinizde gerek diğer kamu yöneticisi efendim, evet. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla kamu hizmetlerini bir araya getirip anlatmakta evet. Ben çok büyük fayda görüyorum. Dolayısıyla evet. Sizin arka planınızı evet. Da tanımış olacaklar. İnşallah. Ben eminim ki bu programa evet. Kadar zaten sizi seven insanlar bu evet. Programdan sonra daha çok seviyor olacak. Niye? Sağ olun, teşekkür ederim. Ya şöyle diyecekler. Ya bize benziyor. Ya çocukluğu bizim gibi diyecekler. Evet, biz... Evet. İnsanlar. Evet, onlardan biriyim ben yani. Bizim, efendim, yer sofrasını paylaşanları evet. Ben yer sofrasında çok yemek yerim. Doğrusu da bu. Evet. Biz de çünkü zaten evet. Yer sofrasında zaman zaman yeriz de yani bizim evet. Şey yer sofrasını demiştik. Biz şimdi evet. Efendim daha evet. Önce arkadaşların evet. Hazırladıkları VTR programı evet. Var. Evet. 15 dakika kadar. Hı-hı. Hem yapılan hizmetlerinizi evet. Hem de sizin halkla evet. Olan bu temasınızı çok güzel hı-hı. Hazırlamışlar. Biz değerli evet. İzleyenleri bu VTR ile baş başa evet. Bırakalım ve hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Katkılarınız için çok beni teşekkür burada ediyorum. Misafir ettiğiniz yere özellikle sizin güzel sohbetinizle bu iş zenginleştiği için özellikle ben size teşekkür ederim. Can TV yöneticilerine, sahiplerine özellikle huzurunuza teşekkür ediyorum. Beni bu stüdyoda misafir ettiğiniz için. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. İnşallah Allah bir dahaki programda Allah hayırlar etsin, güzellikler nasip etsin inşallah. Sağ olun. Ya, sık sık konuşmayın.
Öncelikle bu kutlu vazife için Allah'a hamd ediyorum. Yani Erzincan'da olmak, Erzincan'a hizmet etmek çok ayrıcalıklı bir görevdir. Siz değerli hemşerilerimin en kalbi sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. Üstlendiğimiz sorumluluğun farkında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu makamların her biri bize bir emanettir. Biz burada genel yaşantımızda, genel bakışımızda her şeyi bir emanet kabul ediyoruz. Bu cam bize emanet, bu el bize emanet, bu su bize emanet, bu tabiat bize emanet. Her şey bize emanettir. Hiçbir mevki, makam, hiçbir şey baki değil. Baki olan sadece Allah'tır. O zaman bizim yapmamız gereken bu fani halde bu fani imkanları hizmet için kullanmak ve bir hoş seda bırakmaktır. Değerli arkadaşlar, biz yola çıktık, geldik ve bundan sonra devam edeceğiz. Biz yolcuyuz. Yolda olan iz bırakır. Yürüyen iz bırakır. Yolda olan izlenir. Yolda olan gözlenir. İz bırakan hoş seda bırakır. Fırat'ın kenarında bir kurt bir kuzuyu kapsa hesabı bizden sorulur anlayışının da olan bir medeniyetin mensubuyuz. İnşallah biz de aynı anlayışla Erzincan'da hizmet etmeye gayret edeceğiz. Ulaşımdaki bu gelişmeler sayesinde Erzincan önemli bir turizm merkezi haline gelmeye başlamıştır. Ergan'la Keşiş Dağları arasındaki coğrafi yapısı nedeniyle doğa sporları büyük önem kazanmış ve turizm potansiyelinin ekonomiye dönüşmesi sağlanmıştır. Erzincan, 5360 metre uzunluğu ve yaklaşık 3000 metre genişliğiyle yılın 6 ayı kayak keyfi sunan Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ile dünyanın sayılı merkezleri arasına girmeye şimdiden aday. Dışında farklı sportif ve eğlence aktivitelerinin gerçekleştirileceği Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi, aynı anda 150 kişinin buz pateni yapabileceği göleti, Fırat Vadisi manzaralarıyla büyük farklılık yaratacak. Karlarla kaplı Ergan'ın eteğinde gönüllerin sıcaklığıyla buluştuk. Bugün burada Ergan Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm sporcularımızın şehrimizden ve kayak merkezimizden güzel anılarla ayrılmasını arzu ediyoruz. Her şehir kendi markasını oluşturmak ister. Biz de Ergan Dağı Kayak Merkezimizi nakış nakış işliyoruz. Kayak merkezimizin her geçen yıl daha modern bir görünüm kazanması için çalışıyoruz. Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahibiz. Kayak merkezimiz farklı zorluk derecesine sahip birçok kayak pistinden oluşuyor. Kayak merkezimizin daha elverişli şartlara kavuşması için çalışıyor. Birçok uluslararası fuarda tanıtım etkinliklerine katılıyoruz.
Bu zenginliğimizi inanıyorum ki yakın zamanda tüm dünyaya tanıtacağız. Bu konuda yoğun gayret gösteriyorlar. Reklamlara ve diğer yöntemlere başvuruyorlar. Ürettiği ürünlerin o şehirde anılması için uğraşıyorlar. Erzincan bu konuda şanslı illerimizde birisidir. Tulum peyniri tüm Türkiye'de Erzincan tulum peyniri olarak anılıyor. Erzincan dediğimiz zaman il dışında tulum peyniri akla geliyor. Tulum peyniri dediğimiz zaman Erzincan akla geliyor. İlimiz gerçekten inanç turizmi açısından önemli bir il. Tabii sürekli ziyaretler var. Terzi Baba Hazretleri başta olmak üzere. Diğer vali büyüklerimizin ziyaretleri söz konusu. Tabii burada ziyaretler olduğunda Pir-i Sami Hazretleri'nin burada bir cami eksikliği her zaman hissediliyordu. Bir yine onunla beraber abdesthane ve abdest alma yerleri bunlar hissediliyordu. Böyle bir şey nihayet gerçekleştiriliyor. Tabi buna vesile olan değerli belediye başkanımızdan ve onun ve meclis üyelerinden ve dernek başkanı üyelerinden Allah razı olsun diyorum. Hepiniz. Amacımız burada ölümsüz yetim çocuklarımıza anne ve baba görevini valilik olarak yerine getirmektir. Bu çocuklarımızın hiçbir zaman bundan dolayı herhangi bir anne baba yoktan dolayı herhangi bir sıkıntı çekmemelerini, bir gariplik çekmemelerini, onların da diğer çocuklardan hiçbir farkı olmadığını, hatta gerekirse onların da geçebileceğini o burada tabii göstermek istedik. Tabii bunlar için bu çocuklarla, üstelik çocuklarla beraberiz. Amacımız tabi devlet olarak herkese sahip çıktığımız gibi özellikle de öksüz yetimlere de sahip çıkmaktır. Çok kıymetli misafirler, şehitlik mertebesine ulaşmış yiğit ve vatan evlatlarımızı ve kahraman gazilerimizi minnetle şükranla yad ediyorum. Sizler bu vatanın bekası için eşlerinizi, babalarınızı, kardeşlerinizi ve en yakınınızı kaybettiniz. Bu acıyı en derinden hissettiniz. Devletimiz ve aziz milletimizin istiklali için büyük bedeller ödediniz. Ama vakurlu duruşunuzu asla bozmadınız. Şehitlerimize duyduğumuz sevgi ve minneti sizlere de duyuyoruz. İlimizdeki tıp fakültemizin tıp hizmetinin geldiği nokta belli. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. İnşallah tabii elimize gelen her türlü desteğe gayretle biz de esirgemeyeceğiz. Valilik olarak yine belediye, diğer kuruluşlar olarak tıp fakültesi, tıp alanında her türlü desteği vereceğiz.
arkadaşlarımızın, hemşehrilerimizin, burada bulunan bütün kardeşlerimizin, Alevisinin, Sünnisiyle herkesin Nevruz gününü tebrik ediyoruz. Nevruz demek bir ateşin etrafında bütün renklerin bir araya gelmesidir. O renklerin meydana getirdiği bir zenginlik var. Bir güzellik var. Biz bunu yaşamak istiyoruz. Bunu yaşıyoruz. İnşallah bu Nevruz getirmiş olduğu güzellikler tüm ülkemizde, ilimizde ve dünyanın her tarafında yaşanır diye düşünüyoruz. Aman benim bu yası, bu yastan da yine bugün kalem aldılar kalem, kalem aldılar kalem. Sporcu arkadaşlarımızın, Bitlant'ın sporunda görev vermiş kardeşlerimizin Avrupa şampiyonu olacağına inanmıştık. Ama ne yapın ne yapın, şampiyonun gelindi, çocuklarla bizi mahcup ettiler. Çok teşekkür ediyorum gerek size, gerek hocalarımıza, antrenörlerimize, gerekse şampiyonlarımıza gönülden teşekkür ederim. Allah daha nice bol bol şampiyonluk nasip etsin. Aslında efendim, bırakıyor musunuz?